Kavaklı Korusu'nda gerçekleştirilen organizasyon Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle start aldı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden etkinlikte 13 ayrı boyda 250 güreşçi mücadele edecek. Evet değerli güreş severler, kıymetli gruplarımız minik... Kavaklı Belediye Başkanı Gürel Koçdemir, müsabakalar öncesi yaptığı konuşmada yağlı güreşin atasporu olduğunu söyledi. Güreşlerin 8 yıldır düzenlendiğini hatırlatan Koçdemir, toplumların ancak kendi kültürlerine sahip çıktıkları müddetçe ayakta kalabildiğini ifade etti. Atasporumuzun yeni nesiller tarafından bilinip yaşatılması için 8.sini düzenlemiş olduğumuz Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri için toplanmış bulunuyoruz. Kavaklığımıza gururla heykelini diktiğimiz ve ismini güreşlerimizde yaşatmak için Cihan Pehlivanımız Yenilmez Türk lakaplı Koca Yusuf saygıyla anıyor, kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ise spora ve sporcuya önem verdiklerini belirterek yağlı güreş geleneğinin gelecek kuşaklara aktarılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Değerli hemşehrilerim, evet bölgemizde başta Edirne olmak üzere diğer beldelerimizde de yağlı güreş geleneğimizi bugünlere taşıma çabası içindeyiz. Allah nasip ederse biz var oldukça bu güzel etkinliklerde sürecek. Ben emeği geçen başta belediye başkanlarımıza, kıymetli cazgırlara, çok değerli pehlivan kardeşlerimize, siz değerli hemşehrilerimize, katkı koyan ağalarımıza, sporcularımıza teşekkür ediyorum. Organizasyonda İsmail Balaban, Ali Gürbüz ve Orhan Okulu gibi önemli isimlerin de yer aldığı 24 sporcu baş pehlivanlık için mücadele verecek.